de oradaki hataları, eksikleri bile unutturabilecek bir 31 Mart zaferiyle tekrardan bir demokrasi umudu, bir hukuk devleti umudu yaratmış olabilirler. Buyurun efendim. Teşekkür ederim hocam. Şimdi Gazze'de bir kara harekatı bekleniyor, hala bekleniyor ama bir yanıyla da bu harekatın başladığı da anlaşılıyor. Çünkü Gazze'nin içlerine girerek hedeflere somut yani kara birlikleriyle sadece havadan ya da uzaktan bombardıman altında tutmak değil, somut hedeflere fiili saldırılar da, operasyonlar da yapmaya başladılar. Bunun nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum. Yani İsrail ordu sözcüsü sınırlı hedeflere, daha doğrusu bazı hedeflere sınırlı baskınlar yaptık diyor. Bir kara harekatı için zemin yaratmak istiyor olabilirler ve niyetlerinin de bozuk olduğu, aslında bölgeyi insansızlaştırarak yeni yerleşim alanları açmayı ve işgal etmeyi planladıklarını düşünüyorum. Çünkü dünya da buna tepkisiz aslında. Yani Batı hiç olmadığı kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasında, Amerika Birleşik Devletleri dahil İsrail'in arkasında, yani Batı derken. Ama Rusya, Çin çok açık bir biçimde Filistin halkından yana olduğunu, İran halkı Filistin halkından yana olduğunu ilan etti. Hocam bu bölümü nasıl bir bölümü? Suriye'deki bölümüyle aynı değil mi? Evet. Aynı bölüm. Demek ki dünyada iki saf var. İki saf var. Hem Suriye'de cihatçılardan, ruh hastası katillerden, insan boğazı kesen katillerden yana olup hem Filistin halkından yana olamazsınız. Orada IŞİD'lilerin, Filistinli çocukların tekbir getirerek nasıl boğazını kestiğini biliyoruz. Bunu söyleyerek bırakacağım çünkü devam edecek. Hocam ben hafta sonunda İzmir'deydim, kısa keseceğim. Dünya Komünist ve İşçi Partileri toplantısının bu yılki bölümü Türkiye'de yapıldı ve TKP'nin ev sahipliğinde yapıldı. TKP'yi kutluyorum bu bakımdan. Bu kadar büyük bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yapması çok ilginç. Yani bunlar küçük partiler değil. Mesela Çin Komünist Partisi, İktidar Partisi dünyanın dev gücü, Tabii. temsilcisi var toplantıda. Küba Komünist Partisi gibi Avrupa'daki bütün hemen hemen Avrupa Batılı ülkelerin komünist partileri, işçi partileri olduğu gibi komünist ve işçi partileri toplantısı. Asya partileri de var mesela. Hindistan Komünist Partisi. Kalküta'da iktidar, yani Kalküta dediğimiz yer 200 milyon aşkın Kocaman, nüfusu var. kocaman bir bölge. Evet. Tabii 200 milyon aşkın, yani Türkiye'nin 3 katı nüfusu olan bir yer. Büyük bir eyalet. Yani böyle bir toplantı. Ben onun final toplantısına, yani şenlik bölümüne katıldım. Orada Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde bir amfiteyatro var. 5000 kişilik. Ağzına kadar da doluydu. Dünya Komünist ve İşçi Partileri toplantısı. Fakat etkinlik önemliydi. 100. yıl etkinliğiydi. Cumhuriyet ve sosyalizm el ele ve yan yana etkinliği. Şimdi ben TKP'nin Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in simgeleriyle o özellikle 1980'den sonra solun arasındaki kopuşu durduran önemli aktörlerden, siyasal güçlerden biri olduğunu düşünüyorum. Çok doğru bir yaklaşım içindeler. Böyle bir etkinlikte sahneye kocaman Mustafa Kemal posteri getirildi. Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan görüntüler yayınlandı ve TKP bayrağının yanında dev bir Türk bayrağı vardı. Bu önemlidir. Önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Yani bu ulusun sembolleriyle, simgeleriyle, bayrağıyla, marşıyla, ulusal kahramanlarıyla kavga ederek bu ülkede ne solculuk, ne sosyalistlik, ne de devrimcilik yapılabilir. Ama uzunca bir süredir liberallerin, siyasal İslamcıların ve Kürt milliyetçilerinin terörize ettiği ya da belirlediği ya da baskı altına aldığı entelektüel ortam nedeniyle ve 12 Eylül'de bu simgeler üzerinden sola baskı ve işkence yapıldığı için devrimcilere, solculara böyle bir kopuş yaşanmıştı. Uzunca bir süre kopuş yaşanmıştı. Bu kopuş Türkiye solunun da bu topraklara ayağını basmasının önünde bir engel oluşturuyordu. Ya bayrakla kavga ediyorsun, Mustafa Kemal'le kavga ediyorsun, İstiklal Marşı ile sorunların var, çalmıyorsun. Kongrelerinde Türk bayrağı asmaktan utanıyorsun. Şimdi böyle bir solculuk olmaz. Bu ülkede böyle devrimcilik yapamazsınız. Böyle bir sorunu vardı Türk solunun. TKP bunu uzunca süredir aşmaya çalışıyordu. Sol parti yine öyle aşmaya çalışıyor. Ve bu toplantı, bu uluslararası toplantı da bunun en iyi simgelerinden biridir. Çünkü siz aynı zamanda mücadele ettiğiniz toprakların halkıyla, ulusal değerleriyle bir barışık değilseniz o ülke adına devrimcilikte, solculukta, sosyalistlikte yapamazsınız diye düşünüyorum. Şeyin etkinliğin önemi buradaydı. Hem uluslararası bir toplantıydı hem de Cumhuriyet'in 100. yılını kutlama etkinliğiydi. İkisini birleştirmişlerdi, birleştirdiler. Sağ olsunlar beni de çok iyi bir şekilde karşıladılar ve selamladılar. Tele1.com.tr'de onun haberini yapmışlar. Ben
kendilerine başarı diliyorum ve Türkiye sol açısından da önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Evet öyle tabii. Bana da selam söylediler mi? Çok vardı. Çok vardı. Unutuyordum az bu, daha. Diyorum. Ben de öyle derler. Haber bekliyorum veya selam bekliyorum sonra. Tabii ki, tabii. Şimdi değerli izleyiciler, ben gençliğimi sola, sosyalistlere, komünistlere karşı Atatürk'ün, Atatürk devrimlerinin ve Cumhuriyet'in önemini savunmakla geçirdim. Dolayısıyla İlhan Selçuk'u da burada anacağım. Merdan Yanardağ da öyledir, ben de öyleyim. Biz her türlü toplumsal ve siyasal devrimin ancak Atatürk devrimleri, Atatürk devrimi, Atatürk Cumhuriyeti'ni kabul ettikten sonra onun üzerine inşa edilebileceğini öyle o ülkenin, hangi ülke olursa olsun o ülkenin aydınlanma birikimini içermeden olmaz o. Aynen. Aydınlanma birikimini içereceksiniz. Aydınlanmayı Türkiye'de Atatürk ve Cumhuriyet ilan temsil ediyor. Dolayısıyla her türlü değişme ve gelişme ancak bunların üzerine inşa edilebilir. Yani İlhan Selçuk işte Anadolu'da Cumhuriyet